Herkese merhaba arkadaşlar. Atar ben. YKS dereceye girmeden tavsiye videoları çekiyorum. Ve bugün konumuz biyoloji AYT. Evet arkadaşlar. Hemen 12 sınavı attım. Hızlı bir şekilde anlatayım. Palmiye ve fen bilimlerini çözdüm. İkisi de gayet iyi kaynaklardır. Sizi belli bir seviyeye getirirler. İkisini de kullanabilirsiniz diyeyim. Eğer çözmediyseniz tavsiye ediyorum. Yalnız fen bilimlerinin hazırlık serisini çözdüm. Bu önemli. Neden önemli olduğunu sırayla izleyenler anladı. Anlamadıysan da biyoloji TT videomuza buralardan, yukarılardan bir yerden ulaşabilirsin deyip hemen mezun seneme atlıyorum. Çünkü daha detaylı bir çalışma var mezun senesinde. Ne yaptım? Biyotikle temel attım. Evet. Konuları tekrardan pekiştirmek için çok iyiydi biyotik, tavsiye ediyorum. Sonra biyotikle çözdükten sonra ikinciye de paraf. Paraf gerçekten iyiydi. Zaten parafın kenarlarında bir de notlar var. Bir de ileri düzey böyle MEP kazanım testleri, ileri düzey testler. Bu şekilde testler ayrılmış. Bu da bence ayrı güzel. Parafı güzel yapılmış, güzellikte bir şey. O yüzden parafı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biyotiği de tavsiye ediyorum. Fen bilimlerini de Palmiye'yi de tavsiye ediyorum. Artık size kalmış. Hepsini çözdüm. Hepsine de güveniyorum. Onun dışında deneme çözmeniz gerekecek. Açıkçası mezun senemde bunları çözdüm ama 12. sınıf senemde hangi branş denemelerini çözdüğümü hatırlamıyorum. Çünkü uzun zaman oldu. Burada biraz anlayışlı davranmanızı isteyeceğim ben bana. Biyotik çözdüm, bilgisayar mal çözdüm. İkisi de gayet güzeldi. Öyle aşırı kastırmalık sorular yoktu biliyorsunuz. Biyolojide, gerçi hepsinde öyle ama yani, biyolojide şey olay olmadığı için, formül yapıştır geçtik şeyler olmadığı için harbi sizi çok sinir edebilecek sorular çıkıyor. İkisi de gayet iyi yayınlardı. Öyle uzaydan soru gelmiyordu. Yani bu ikisini de tavsiye ediyorum kısaca arkadaşlar. Şimdi bu genel tavsiyelerimi yaptıktan sonra biyolojideki genel problem nedir ve bunu nasıl aşabiliriz? Biyolojideki genel problem bence şudur ki unutuluyor. Yani az önce dedim temel bir formül yok. Yani yapıştır geçik bilmen lazım. Oradan oraya F eşittir M'dan formülleri türetemiyorsun ne yazık ki. Fizikteki gibi bir olay yok. Bu yüzden de durmadan onları taze kalması lazım. Öğrendin. Arkadakileri tekrar. Bu şekilde girilmesi lazım. Ne yapmak lazım? Mesela not tutmak çok önemlidir. Her derse not tuttum ama bence biyolojide ayrı bir önem var. Özellikle sınava girmeden önce o tuttuğunuz notlar çok işinize yarayacak. Ben sınav sabahı bile, sınavdan bir gün önce videosu da gelecek zaten. Sınavdan bir gün önce olsun, sınav sabahı olsun, o notlarıma baktım. Ve yani o sabah okuduğum bir şey geldi. Tamam mı? Yani bu o anda şey veriyor sana. Wow, iyi ki bakmışım diyorsun ve motivasyon. Bunlar hep küçük, belki böyle sınavdan şu an 11 sınıf, sen rastgele izliyorsan videoyu ya da sınav böyle 9-10 ay falan varsa o kadar önemli gelmeyecek sana ama gitgide sınav yaklaştıkça bu kadar küçük detayların ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlayacaksın bence. O yüzden notlarını güzel tut derim. Özellikle biyolojide. Kişiselleştir notlarını. Deneme defteri videosunda da söylemiştim bu kişiselleştirme olayını. Notlarını kişiselleştir ve bence şey şeklinde yapma böyle direkt copy paste değil de oraya kendine özel notlar bırak. Yani Şöyleydi. Anla ki şu kelime sana şunu çağrıştıracak. Yani dedim ya kişiselleştirmek ya. Direkt bu kelimenin etrafına çırpınıyorum. Çok uzatmayacağım o yüzden. Notlarını kişiselleştir kısaca. Duvarlara asılabilir. Alan efektif kullanabilir. Diğer videolarda da söylemiştim bunu. Bu kadar aslında. Pek bir olay yok. Konuyu öğren çöz. Hangi hocalardan öğrenebilir? Barış Hoca'dan öğrenebilir. Kampüs kanalı kullandım, Barış Hoca'yı kullandım. Fundamentals'te Funda hocamızda animasyonlu videoları kullandım. Selin Hoca'yı kullanmadım ama çok fazla arkadaşım tavsiye etti. Söylemesem burada olmazdı. O da izlenebilir bence. Diyeyim kısaca yine konu altında kaynaklar, resimli kaynaklar. Ben pek fazla kullanmadım ama kullanılabilir. Yine de yani bu tarz öğrenme şeyleri, kaynakları kişiden kişiye değişir. O yüzden pek bir şey diyemem bu konu hakkında. Ama görsel hafızaya dayalı şeyleri tavsiye ederim.
daha çok işinize yarar. Çünkü sınav anında böyle işte ETV videosunda demiştim bunu. Sınav anında o şeyi unutsam bile resim aklımda kaldığı için belki yani bir sana belki şans sağlayabilir. Soruların tam olarak nereden geleceğini bilmiyoruz yani. Resimli bir soru gelirse yapıştırı geçersin bir net yani. Bir net çok önemli. Milyonlarca kişi giriyor bu sınava ve yığılmaların dehşet olduğu şeyler yani. Çok önemli. Gerçekten girince anlıyorsun bir netin ne kadar önemli olduğunu. Bu çeşit küçük detaylara dikkat etmeni tavsiye ederim ben sana. Çok uzatmak istemiyorum. Vaktin önemli biliyorum. Kaynak önerilerimi yaptım. Hoca önerilerimi yaptım. Nasıl gidilmesi gerektiğini, notların önemliliğinden bahsettim. Diyecek pek fazla bir şeyim yok. Kendine iyi bak diyorum. Hoşça kal arkadaşlar. İyi günler.